Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi geçen dersimizde e, zayıf asit ve bazların ayrışma dengelerini görmüştük hatırlarsanız. Hemen bir sıcak tekrar yapalım. Şöyle söylemiştik eğer asitiniz ya da bazınız zayıfsa tam olarak ayrışmıyordu hatırlarsanız kısmen iyi iyonlaşıyordu. Ve biz bunlarda KA ve KB ayrışma dengelerini kullanarak aynı denge bilgilerimizle soruları ne yapmaya çalışıyorduk çözmeye çalışıyorduk. Bakalım şimdi kuvvetli asit ve kuvvetli bazlarda pH hesaplamalarında ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar Bakınız diyor ki monoprotik asit ve monoprotik baz. Yani ne demek istiyor? Bir değerlikli baz. Hemen bir örnek verelim. Şöyle mesela H sen arkadaşlar H artı sel eksi diye iyonlaşır. Bakınız bir tane veriyor. Bu monoprotik bir asittir. Yine aynı şekilde mesela NaOH dediğimiz şey değil mi? Na artı ve OH eksi veriyordur. Yine bu da bir tane verdiği için bu da monoprotik bir bazdır arkadaşlar. Ve monoprotik bazlarda ve asitlerde diyor CA asitin derişimi CB bazın derişimini gösterir. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazların suda tamamen bakınız şu kavram çok önemli iyonlaştıkları varsayıldığından hidrojen ve OH iyonlarının derişimleri direkt olarak ne yapılabiliyor arkadaşlar bulunabiliyor. Bakın nasıl yapacağız. Evet arkadaşlar bakın bir sorumuz var. Şimdi asitiniz ya da bazınız zaten kuvvetliyse olay çok kolay. Yani zayıflardaki gibi aman ka bulayım hadi denge yapayım şöyle yapayım. Ürünler böyle girenler hiç öyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Bakınız ne diyor 25 derecede 0.01 molar hastel çözeltisi varmış. Ve bunun pH'ini soruyor. Ve benden size TİO şimdi zaten hangi asitin kuvvetli hangi asitin zayıf olduğunu zaten bilmek zorundayız arkadaşlar. Ben bunu size geçen videoda da söylemiştim. Ama hadi diyelim unuttun, diyelim bir şey oldu falan filan tamam mı? Şimdi asitin zaten zayıf olursa sana mutlaka burada bir Ka değeri vermek zorunda. Yani eğer bu Ka değeri yoksa zaten sorularda ha anla ki o zaman demek ki bu asit ya da baz kuvvetliymiş diye de anlayabilirsin. Ama bir kez daha söylüyorum siz baktığınızda hangi asitin kuvvetli hangi bazın kuvvetli ya da zayıf olduğunu bilmekle yükümlüsünüz arkadaşlar. Ee, hatırlatma olsun. Şimdi bakalım bu kuvvetli asitte ne yapıyoruz? Bu hassel arkadaşlar kuvvetli olduğu için suda nasıl iyonlaşacak? Bakınız tek yön yapıyorum. Hani önceden şöyle denge yapıyordum ya hatırlıyor musunuz? Şimdi yapmıyorum arkadaşlar çünkü kuvvetli asit ya da bazıların iyonlaşması denge tepkimesi değildir. H artı sel eksi olarak iyonlaşacak ve şu 0,001'i bence 10 üzeri eksi 3 kabul edelim. Dolayısıyla burası 10 üzeri eksi 3 molar değil mi? Burası başlangıç değil mi? Şu şekilde. Şimdi burada bir stokiyometrik değişim olacak değil mi? Şimdi eğer zayıf olsaydı işte kısmen iyonlaşacaktı. Ama kuvvetli olduğu için arkadaşlar biz bunun hepsini iyonlaştığını farz ediyoruz. Ve şurada bir kat sayılı 10 üzeri eksi 3 iyonlaşıyorsa... Tabii ki bir kat sayılı da 10 üzeri eksi 3 iyonlaşacak. Şuradaki selden de yine 10 üzeri eksi 3 bir ne olacak? İyonlaşma olacak. Şimdi buraya denge demiyorum artık. Çünkü denge tepkimesi değil ama sonuç diyorum. Sonuç olarak bu bitti. Hidrojenden de ne kadar var arkadaşlar? 10 üzeri eksi 3 molar var ortamda. Klordan da yine 10 üzeri eksi 3 molar var. Şöyle kalem değiştireyim. Gözümüz gönlümüz değişsin değil mi? Şimdi şuradan devam ediyorum. Neden? Bana ne soruyor? pH soruyor. Benim pH'im neydi? pH'im neydi? Eksi logaritma ortamdaki hidrojen derişimiydi değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar pH eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 3 yazarsam şurası değil mi logaritmacılar hatırlayın direkt artı geçiyordu. Ve bu durumda benim pH'im ne çıkıyor arkadaşlar? 3 çıkıyor. Tamam mı? Hadi diğer soruya bakalım. Evet arkadaşlar şimdi de baryum hidroksit vermiş. Şimdi eğer baryum hidroksit zayıf baz olsaydı bir kez daha söylüyorum böyle KB değerini vermesi gerekiyordu. Ama KB değerini zaten vermemiş ama şöyle söylemiştik bir önceki videomuzda kuvvetli asit asit ve bazların kuvvetini anlattığım video vardı arkadaşlar. Orada bazlardan için 1A ve 2A grubu bazlarının kuvvetli olduğunu söylemiştik hatırlayın lütfen. Şimdi bu baryum hidroksit yine tek yön yapıyorum arkadaşlar tek ok yapıyorum Ba artı 2 ve 2 OH olarak iyonlaşacak şuradaki 2'den dolayı tamam mı şimdi şunu da 0,005'i 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak düşünelim olur mu şimdi arkadaşlar başlangıçta ne kadar bazım var 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 bunlardan yok değil mi? Burada bir stokiyometri oluşacak. Ve e, bir şey söyleyeyim mi? Artık soruları kısa çözebilirsiniz. Hani illa ben ilk soruda hani şu soruda başlangıç stokiyometri sonuç dedim ama hani ben nasıl çözüyorum? Eğer asitim kuvvetliyse zaten hiç uğraşmıyorum. Diyorum ki burası 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 ise buradan bir kat sayılıdan yine 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 iyonlaşacak. Ama 2 kat sayılıdan arkadaşlar 10 çarpı 10 üzeri eksi 3 iyonlaşacak diyorum. Yani hızlı çözebilmek adına ama ilk örnekte olduğu için e, detaylı anlatmak istedim. Dolayısıyla şu 10 çarpı 10 üzeri eksi 3 de tabii ki ne oldu arkadaşlar? 10 üzeri eksi 2 molar oldu. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Ortamda neler var? o OH'lar var. O yüzden bu kez de P O H eşittir logaritma O H'ın derişimi diyorum arkadaşlar. Ve buradan P O H eksi logaritma 10 üzeri eksi 2 dersem bu iki direkt artı olarak geçecek. P O ne olacak? 2 olacak. Arkadaşlar şıklarda 2 de olacak. Bak buraya yazayım A şıkkı diyecek 2. İşte B şıkkı diyecek C şıkkı diyecek. A şıkkı 2'ye atlamak yok. Çünkü bize pH soruyor. Dolayısıyla toplamı ne olmak zorundaydı 25 derecede? 14 olmak zorundaydı hatırlayın lütfen. asit ve bazıların ilk videosunda söylemiştik. Şöyleydi ya pH artı POH'ın toplamı 10 üzeri 14 olması gerekiyordu. Dolayısıyla burada POH 2 olduğuna göre tabii ki pH'ın 12 çıkması gerekiyor. O yüzden bolu şıkkına gideceğiz. Tamam mı? 2'ye atlamak yok. Evet gençler, bir sorumuz daha var. Hadi buna da bir bakalım. Şimdi bir e, tepkime var ve normal koşullarda 2,24 litre hidrojen gazı elde etmek için diyor arkadaşlar, en az 200 milim hassel çözeltisi. Şimdi e, beni biliyorsunuz, ben tepkimeyi yazarım. Hiç de üşenmem. Çünkü altına e, işlemler yazmazsam gerçekten içim rahat etmiyor arkadaşlar şu şekilde. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Şu 2,24 litre hidrojen elde etmek istiyorum ya. Bu NK'da arkadaşlar kaç mole tekabül ediyor? Biliyorsunuz ki 0,1 mole tekabül ediyor. Çünkü 22,4 olsaydı 1 mol olacaktı. Değil mi? Bunu herkes biliyor bence artık. Şimdi o zaman hidrojenin altına ben götürüyorum. Diyorum ki 0,1 mol yazıyorum. Çünkü hidrojenden 0,1 mol elde etmek istiyorum ya. Peki arkadaşlar şuradaki bir kat sayılıdan 0,1 mol elde edeceksem şuradaki iki kat sayılıdan arkadaşlar en az kaç mol girdirmem gerekiyor? Tabii ki 0-2 mol girdirmem gerekiyor. Şimdi buraya kadar tamamız herhalde. Peki şimdi ve 200 milimde arkadaşlar hastal çözeltisi gerekiyormuş. E tamam bizim derişimden ben hidrojenin derişimini bulsam. Yani M eşittir 0,2 mol bölü biraz kalem değiştireyim şöyle değişiklik olsun. Ee, şöyle şu 200 arkadaşlar 0,2 litreydi hatırlayın lütfen. Dolayısıyla şurayı da 0,2 litre alırsam burası 1 molar çıktı. Bence çok güzel bir şey bulduk. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Ben neyi buldum arkadaşlar? Şu Hassel'in molaritesini buldum. O zaman bana bu Hassel'in pH'ını soruyor ya. O zaman direkt açıyorum. H artı sel eksi. Burası zaten 1 molardı. %100 iyonlaşacağı için buralardan da 1 molar iyonlaşacak değil mi? Hemen ortamdaki hidrojene geçiyorum. pH eşittir. Eksi logaritma hidrojen değil mi benim formülüm pH eşittir eksi logaritma 1 dersem değil mi bakınız 1'i götürdüm log 1 neydi logaritmacılar tabii ki sıfırdı dolayısıyla pH'im kocaman bir sıfır olacak arkadaşlar anlaştık mı? Evet arkadaşlar pekiştirme sorularına bir bakalım isterseniz az önceki tepkimenin aynısı dikkat ettiyseniz yine Çinko'yu hastayla reaksiyona girdirmişler. Şimdi şöyle söylüyor 13 gram Zn metali aşağıda pH ve hacimleri verilen hastal çözeltileriyle tepkimeye sokuluyor. Buna göre diyor hangilerinin tepkimesi sonucu normal koşullarda 2,24 litre hidrojen gazı oluşur diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle başlayalım soruya. Şimdi gençler şöyle e, öncüleri tek tek gitmek istiyorum konuyu anlatabilmek adına. Şimdi ben e, şöyle başlıyorum bu tür sorularda ben sondan başlıyorum. Bakınız diyor ki hangilerinin tepkimesi sonucu en NK'da 2,24 litre H2 gazı oluşur diyor. Şimdi bu zaten biliyorsunuz 0. 1 mole tekabül ediyor değil mi şimdi o zaman ben götürüyorum şunun altına 0 1 mol diyorum şimdi arkadaşlar şu 1 kat sayılıdan 0 1 mol oluşmasını istiyorsam şu 2 kat sayılıdan az önceki soruda olduğu gibi en az benim 0 2 mol girdirmem gerekiyor doğru mu tamam şimdi şu 1. öncül için söylüyorum şöyle 1. öncül için söylüyorum şimdi hasseli açıyorum Aysel'i açıyorum. Hani pH'ı sıfır olacak ya. Şimdi pH'ının sıfır olması demek ortamdaki hidrojen iyonlarının molaritesinin bir olması demek değil mi? Az önce konuşmuştuk ya. Dolayısıyla şurası bir molar olmak zorunda. Çünkü log bir sıfırdı biliyorsunuz. O zaman arkadaşlar burası da nedir? Bir molardır değil mi? Peki. Şimdi. Eee hacmini de vermiş 200 milim diye ben şu an molaritesini buldum mu? Peki o zaman M eşittir N bölü V'de şu yapacağım işlemlerde N eğer 0,2 çıkarsa ben bu öncülü alacağım. Almazsa yani çıkmazsa almayacağım. Molaritem kaçtı? 1'di. Molümü bilmiyorum. Hacmim ne? 200 milim yani 0,2 litre. Dolayısıyla bakınız buraya 0,2 yazdığımda evet ben hastalığın molünü buradan ne yaptım? 0,2 buldum arkadaşlar. O zaman bu öncülü alalım. E hocam şu çinkoyla hiç işlem yapmadık farkındayım. Zaten tamamen kafamızı karıştırmak için sormuşlar birinci öncül için tabii ki. Neden? Çünkü şuradaki 13 gram çinko arkadaşlar 1 mol e 65 gram ya 13 gram 5'te biri biliyorsunuz. Dolayısıyla şurası 0,2 mol. Tamam mı? Şimdi 0,2 molü buraya yazdım başlangıçta 0,2 molü tamam da şu bir kat sayılıdan 0,1 mol oluşması demek şuradaki bir kat sayılıdan da yine 0,1 mol girmesi anlamına geliyor. Yani burada ne olacak 0,2 mol çinkonun 0,1 reaksiyona girecek. 0,1 molü de ne yapacak? Artacak. Umrumuzda mıydı artma? Değildi anlatabildim mi? Yani benim şu an umrumda olan şey şuradaki 01 ile şuradaki 02. Şimdi diğer öncülere bir bakalım. Evet arkadaşlar, diğer öncüle bakacak olursak şimdi yine soruya baştan başlıyorum. Eee 2,24 litre hidrojen gazı demek ne demekti? 0,1 mol demekti. Bir kat sayılıdan 0,1 oluşacaksa buradaki iki kat sayılıdan da en az 0,2 mol girdirmem gerekiyordu. Doğru mu? Şimdi ikinci öncül için bir bakalım şu verilen değerler 0,2 mol'e tekabül ediyor mu? H seli açtım arkadaşlar. H artı sel eksi. Tamam. Şimdi pH'nin 1 olması demek şu ortamdaki hidrojen iyonunun 10 üzeri eksi 1 olması demek. Şimdi bunu hala e, idrak edemeyen arkadaşlarım varsa şuradan gidiyorum. Hani pH eşittir eksi logaritma hidrojen diye arkadaşlar. Buranın şu hidrojen şurası 10 üzeri eksi 1 olsun ki şu pH 1 çıksın. Tamam mı? Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi burası 10 üzeri eksi 1 ise o zaman burası da 10 üzeri eksi 1'dir. Yine aynı şeyi yapıyorum. Molarite n bölü v. 10 üzeri eksi 1 demek 0,1 demek biliyorsunuz. N bölü şu 1000 mililitre de biliyorsunuz 1 litre. Dolayısıyla bakınız buraya 1 litre yazarsam molüm ne çıktı? 0,1 çıktı. Hayır molümün 0,2 çıkması gerekiyordu. Çünkü bir kez daha söylüyorum. Bir kat sayılıdan 0,1 elde edebilmem için 2 kat sayılıdan benim en az 0,2 mol girdirmem gerekiyor. O zaman bu öncülü ne yapmayalım? Almayalım. Hadi bir de üçüncü öncüle bakalım. Evet gençler şimdi yine ne diyoruz bizim NK'da 2,24 litre oluşturabilmemiz için 0,1 mol hidrojen oluşması gerekiyor. 0,1 mol hidrojen oluşması için de en az 0,2 mol Hysel reaksiyonda kullanılması gerekiyor. Şimdi üçüncü öncüle bakalım yine Hysel'i açıyorum. Tamam mı? pH'ının 2 olması demek değil mi? Az önce şuradaki gibi. Bu kez de ortamdaki hidrojen iyon derişiminin 10 üzeri eksi olması anlamına geliyor. Neden? Çünkü pH eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 2 dersem. Bakınız pH 2 çıkıyor. Görebildiniz mi burayı? Şimdi siliyorum. Evet. Burası 10 üzeri eksi 2 ise tabii ki burası da 10 üzeri eksi 2. Neyi buldum? Ben moleriteyi buldum. Evet. M eşittir. N bölü V dersem. 10 üzeri eksi 2 eşittir n bölü 2000 mililitre de biliyorsunuz 2 litre değil mi? Bu durumda molüm ne oldu arkadaşlar? 0,02 mol oldu. Bu şıkkı da ne yapmıyorum? Tabii ki almıyorum. Neden? Ya Çünkü burada yani kalem değiştirip altına yazayım. Şimdi burada 0, ben 0,2 mol hassel kullanırsam 2 kat sayılıdan 0,02 kullanıyorsam bir kat sayılıdan 0,01 mol oluşur biliyorsunuz. E bu da NK'da 2,24'e değil 2,24 litreye tekabül eder ki sorunun tamamen dışına çıkmış oluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız yalnız Adana. Evet arkadaşlar şimdi bir grafik sorumuz var. Şöyle yeşili koyultayım birazcık daha güzel olsun. Evet şimdi grafik sorumuz var. Yine tek tek yapacağım arkadaşlar. Ee, anlayalım diye. Şimdi önce bence bir soruyu anlayalım. Ee, 0 birer mol arkadaşlar. X, Y, Z'yi saf suda çözmüşler. Tamam mı? Saf suda çözdükten sonra birer litre bir çözeltide hidrojen iyonu derişimini vermiş. Tamam mı? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Hani M eşittir N bölü V vardı ya. Molarite ile dolayısıyla karıştı. Dolayısıyla molarite eşittir. 0, 1 bölü hani V'sini 1 alırsam. Bunların zaten molaritelerine çıkıyor arkadaşlar. 0, 1 çıkıyor. 3 önünde tamam mı? 3 de 0, 1'er molar bunların. molar Şimdi X için konuşuyorum. Önce şöyle söyleyeyim. X için konuşuyorum. Şimdi bakınız. E, hidrojen e, yani pH'ı şurada hidrojen derişimini vermiş ya. Bu durumda başlangıç pH'ı kaç? 7. Ya zaten üçünün de başlangıç pH'i 7 olmak zorunda. Neden? Saf suda çözüyorsun. Hani saf suyun pH'i 7 idi ya. Bakınız üçünün de başlangıcı zaten 7. Şimdi x ne olmuş? pH 7'den pH kaça düşmüş? 10 üzeri eksi 1 pH kaça tekabül eder? Tabii ki 1'e tekabül eder. Hani logaritma 10 üzeri eksi 1 deyince pH 1 çıkıyor ya. Şimdi arkadaşlar bu durumda x dediğimiz şey sanırım mesela Haşsel gibi bir şey yani. Neden? Çünkü e, 0,1 molar aldın ya. Hepsi iyonlaşmış. Hepsi iyonlaşmış. Çünkü pH arkadaşlar. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 1'den pH 1'e düşmüş. Yani demek ki hazırladığım 0,1 moların hepsi iyonlaşmış ki. Bakınız pH neyi görmüş? Sonunda 1'i görmüş. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani dolayısıyla bir kere zaten baz olamaz. Yani şunu zaten geç. Çünkü 7'den 1'e düşmüş. Baz zaten olamaz ama zayıf baz da olamaz dolayısıyla Edirne'de gidiyor. Hadi diğerlerine bakalım. Evet şimdi y için konuşuyorum arkadaşlar şimdi grafiğe bakıyorum bir bakalım grafiğimiz ph 7 ile başlamış görebildiniz mi ve şurada 10 üzeri eksi 3 ne demek yani ph eşittir eksi logaritma 10 üzeri eksi 3 dersen buranın ph'ı ne olur 3 olur demek ki arkadaşlar ph 7'den pH neye gitmiş? 3'e gitmiş. Aa, ne olması gerekiyordu? Buradaki demek ki bu 0,1'in arkadaşlar 0,1 moların hepsi iyonlaşmamış. Hatta ne kadar iyonlaşmış biliyor musunuz? 0,1'in ne kadar iyonlaşmış? 10 üzeri eksi 3'ü iyonlaşmış ki ortamda hani şöyle H artı işte asit A mesela diyelim. Demek ki 10 üzeri eksi 3'ü iyonlaşmış ki arkadaşlar pH ne olmuş? 3 sonlanmış. Eğer burası Y dediğim şey kuvvetli asit olsaydı aynı şurada X'de olduğu gibi 0 birer mol aldığım için arkadaşlar pH'ın 1'i görmesi gerekiyordu. Ama pH 1'i görmeyip pH 3'te kaldıysa daha aşağı inemediyse o zaman bu çok da iyi iyonlaşan bir asit değil arkadaşlar. Dolayısıyla Y'nin mutlaka zayıf asit olması gerekiyor. Bakınız zaten bazı da ne yapmış olduk? Elemiş olduk. Şimdi Z'yi konuşalım. Evet gençler şimdi Z için konuşacak olursak hidrojen derişimi bakınız başlangıç suda 10 üzeri eksi 7'den 10 üzeri eksi 13'e düşmüş. O zaman buranın pH'i kaç olmuş arkadaşlar? 13 olmuş. Demek ki 7'den neye fırlamış? 13'e fırlamış. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi zaten bu arkadaşım baz olduğu kesin. Değil mi? Yani kesinlikle baz. Çünkü e 7'den aşağı yukarı götürmüş götürmüş pH'i. Yani zaten şu denizli zaten gitti de biz detaylı inceleyelim. Şimdi zaten bunun baz olduğuna karar verdim. Şimdi baz olduğuna karar verdiysem arkadaşlar pH'i 13 ise pOH'i kaç olmak zorunda? 1 olmak zorunda değil mi? Ha bakınız. O zaman bu arkadaş nasıl bir şeymiş biliyor musunuz? Mesela NaOH gibi bir şeymiş. Tamam mı? Demek ki 0,1 moların hepsi iyonlaşmış. Dolayısıyla şurada arkadaşlar POH eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 1 dersem pH kaç çıktı? 1 çıktı. Zaten ben de kaç çıkmasını istiyordum? 1 çıkmasını istiyordum. Dolayısıyla arkadaşlar bu da kuvvetli bazmış. Şimdi soru çok uzun gibi görünüyor ama ben size detaylı anlattığım için bu şekilde. Aslında hesaplama yapmaya bile gerek yok. Yani buradan bakarak da anlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi kuvvetli asit ve bazlarda pH'ta bu kadardı. O zaman biz ne yaptık? Hiç KA ya da KB kullanmadık bu derste. Çünkü geçen derste kullanmıştık onları zayıf asit ve bazlar olduğu için. Demek ki arkadaşlar kuvvetli asit ve bazlarda hiç gerek yokmuş. Neden? Çünkü adamlar zaten %100 iyonlaştığı için biz bildiğimiz molde yaptığımız gibi stokiyometri yapacağız ve ortamdaki hidrojen iyonunu direkt pH'e geçireceğiz. Ya da ortamdaki OH iyonunu direkt neye geçireceğiz? POH'a geçireceğiz. Şimdi bir de bizim Tampon çözeltiler dediğimiz bir kavramımız var. Şimdi önceden tampon çözeltilerin sayısal soruları da vardı arkadaşlar. E ama sayısal sorular geçen seneden itibaren müfredattan kaldırıldı. Yani iki senedir yok MEP müfredatına da isterseniz bakabilirsiniz. E o yüzden tampon çözeltilerle ilgili sayısal sorular görürseniz lütfen geçiniz. Bunlardan sözel kısmı ile ilgileneceğiz. Şimdi arkadaşlar tampon çözelti dediğim bakınız. Zayıf eşlenik asit-baz çözeltilerinden oluşan tampon çözeltilere az miktarda asit ya da baz eklenmesi ortamın pH değerinin çok az değişmesine neden olur diyor. Şimdi bir e, tamamen okuyalım, ondan sonra anlatacağım. Denge konumunda olan zayıf asit ya da zayıf baz çözeltilerinde iyonlardan birinin derişimi arttırılırsa artan iyonun derişimini azaltmak için denge girenler yönüne ilerler. Bu durumda ürünlerdeki diğer iyon derişimi azalır. İyonlaşmanın geri dönmesine ortak iyon etkisi yani aslında tamponlanma deniyor tamponlamaya da. Şimdi arkadaşlar tampon çözeltilerde de şöyle söyleyeyim. Ben direkt tampon çözeltileri şöyle anlatıyorum. Arkadaşlar eğer bir zayıf asit bakınız. Bir zayıf asit ile o zayıf asitin tuzu. Bakınız bu zayıf asitin tuzu. Eğer aynı kabın içerisindeyse. Hatta şöyle artı koyayım. Bu tampon çözeltidir. Ha eğer bir kabın içerisine bir zayıf baz ve bu zayıf bazın tuzunu koyarsan bu da yine bir tampon çözeltidir. Ha şu kap Asidik tampon çözelti olur. Şu kapta bazik tampon çözelti olur. Anlatabildim mi? Ve tampon çözeltilerin arkadaşlar en 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 önemli özelliği dediğimiz gibi dışarıdan yapılan küçük müdahalelere karşı pH'ını koruyabilme özelliği vardır arkadaşlar. Yine denge tepkimeleri olarak. Tamam mı? Şimdi diğer sayfaya bir bakalım. Şimdi arkadaşlar iki çeşit tampon çözelti hazırlanabilir diyor kitabımız. Zayıf bir asit çözeltisine bu zayıf asitin anyonunu içeren bazik bir tuz çözeltisi eklenirse yani aslında ne demek istiyor biliyor musunuz? Aslında şunu söylüyor zayıf asit ve bu zayıf asitin anyonunu içeren tuz demek ne demek zayıf asitin tuzu demek anlatabildim mi yani siz karışık cümle olarak geliyorsa lütfen şöyle öğrenin bir kabın içerisinde bir zayıf asit ve o zayıf asitin tuzu varsa bunlar aynı çözeltinin içerisinde ise bu çözelti tampon özellik gösterir ya da bir zayıf baz ve bu bazın tuzu eğer aynı çözeltinin içerisinde mevcut ise o zaman bu çözelti yine tampon özellik gösterir diyebilirsiniz. Detaylandıracağım zaten şimdi. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi C, -C o COOH bir zayıf asit değil mi? Bir zayıf asit bunları de diyorum ya bunları bilmek zorundasınız. Yani bir asetik asit gördüğümüzde artık bunun kesinlikle bir zayıf asit olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi bakınız CH3COOH'na ne? Bu zayıf asitin tuzu değil mi? Ha nasıl yapılmış bu olay? Ki nasıl yapıldığı bizi ilgilendirmiyor da belki şöyle yapmışlardır. Bakınız CH3COOH'u değil mi? Na NaOH'la reaksiyona sokmuşlar ve CH3 C o, -o tuz çözeltisini elde etmişler. Bunu da hop alıp bunun üstüne aktarı vermişler Ne oldu? Ortam tampon oldu. Anlatabildim mi arkadaşlar? Peki yine aynı şekilde zayıf bir baz çözeltisine. Bu kez de bu zayıfın e, <laughs> bu zayıf bazın katyonunu içeren bir tuz çözeltisi eklersen bu durumda da yine bazik tampon çözeltisi olacak burada verilen örnekte arkadaşlar şu şekilde NH3 nedir bir zayıf bazdır değil mi zayıf baz NH4Cl de bu zayıf bazın neyi tuzu mesela ne yapılmıştır burada da şöyle yapılmıştır NH3 zayıf baz ya bunu hastayla reaksiyona sokmuşlardır başka bir yerde ve burada ne oluştu NH4Cl oluştu. Yani bunun katyonunu içeren bir e, tuz oluştu. Ve arkadaşlar bu tuzu da götürüp bunun üstüne koydularsa. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Burada da bazik tampon çözelti oluştu. O zaman bir kez daha söylüyorum. Bir çözeltinin içerisinde bir zayıf asit ve o zayıf asitin tuzu varsa. Bu çözelti tampon özellik gösterir ve asidik tampon çözeltidir. Ha, bir çözeltinin içerisinde bir zayıf baz ve o zayıf bazın tuzu mevcutsa bu çözeltide tampon özellik gösterir. Bu kez de bazik tampon özellik gösterir. Anlaştık mı? Bakınız hayata katkı Şöyle söyleyeyim ee, birçok kimyasal ve biyolojik olayları arkadaşlar tampon çözeltilerin katkısı büyüktür diyor. Mesela şu asetik asitin e, tampon çözeltisi konservelerde mesela asitlik düzenleyici olarak kullanılıyormuş. Mesela karbonik asitin tampon çözeltisi de kan ve mide öz suyunun pH değerinin sabit tutulmasında önemli yer oyun oynuyor. Yani arkadaşlar... Mesela bizim en e, biyolojik olarak en e, meşhur kanımız mesela tampon çözeltidir. Yine arkadaşlar mide öz suyumuz tampon çözeltidir. Düşünsenize mide öz suyumuzun tampon olmadığını, dışarıdan asit yediğimizde e, asitli içecekler yediğimizde e, midemizin pH'inin düştüğünü ya da ne bileyim bazik şeyler yediğimizde pH'ımızın yükseldiğini düşünseniz o zaman e, yaşayan bir canlı olmamız sanırım çok zor olurdu. O yüzden arkadaşlar tampon çözeltilerin en önemli özelliği dışarıdan yapılan ufak müdahalelere karşı pH'i ne yapabilmek? Koruyabilmek. Evet arkadaşlar bir öğretici örneğimiz var. Hadi ona bakalım. Şimdi CH3COOH ve CH3COONA. Bakınız bu asidik bir tampon çözelti. Çünkü zayıf asit ve bu zayıf asitin tuzu var gördüğünüz gibi. Ve bunu arkadaşlar az miktarda asit ya da baz eklendiğinde gerçekleşecek tepkimeleri yanınız Aslında size bir şey söyleyeyim mi? Bildiğiniz Bronsted-Lowry asit baz tepkimelerini tekrar edeceğiz resmen. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bu çözeltinin içinde ne var? Bir CH3COOH var. Değil mi? Şu şekilde bir C3COOH var. Bir de şurada iyonlaşan C3COO- iyonu var. Asetat iyonu demiştik hatta biz buna. Şu şekilde. Doğru mu? Şimdi buna bu bir kere zaten önce suda bunlar iyonlaşacak. Çünkü çözeltinin içindeler ya. Ve bunlar bronsted lowry iyonlaşma tepkimesine göre hatırlayın. Şurayı çok çirkin yazdım. Şöyle. Şu nasıl iyonlaşıyordu? Hidrojen buraya hidronyum olarak geçiyordu. Dolayısıyla C3 COO artı H3O artı olarak yazılacak. Bu da arkadaşlar ne yapacak? Asite dönüşecek değil mi? CH3, COOH olacak. Ve buradan bir hidrojen buraya geçtiğine göre o zaman geriye de ne kalacak? OH- eksi kalacak. Şimdi zaten bu tampon çözelti aslında bu dengeyi içeriyor. Şu an çözelti halinde şu an böyle bir denge mevcut. Tamam mı? Şimdi bunu arkadaşlar asit ekledim. Şimdi asit eklersem tabii ki şuradaki C 3 COO- eksi yani şu arkadaşlar eklenen asitin haşıyla yine bir denge reaksiyonu sonucu CH3 COOH'a dönüşecek. Şuradaki CH3 COOH da şu da eklenen bazdan gelen OH da reaksiyona girerek ne olacak arkadaşlar? Yine bir Bronsted Lowry eşitliği. Dolayısıyla buradan bir hidrojeni ne yapacak? Kaybedecek şu şekilde. Dolayısıyla burada da bir H2O oluşturacak ve arkadaşlar pH ne olacak? Değişmeyecek. Şimdi of hocam bunlar ne ya? Biz bunları nereden bileceğiz? Arkadaşlar çok fazla hani sınavda kalkıp da size bu şekilde hani e, soru sormaz ama e, olayın tabii ki fıtratını ne yapmak zorundayız? Bilmek zorundayız. Tamam mı? Evet arkadaşlar bir de bazik tampon çözelti var. Nereden anladım? Şurada yazıyor dermişim. Arkadaşlar NH3 e, zayıf bazdır biliyorsunuz ve bunun e, tuzu yapıldığına göre o zaman bu bazik bir tampon çözelti. Şimdi gençler buna da yine az miktarda asit ve baz ekleniyor. Şimdi az önceki örneğin aynısı. Şimdi şöyle söyleyeyim şu zaten iyonik bağlı bir tuz çözeltisi ve burada NH4 artılar şu an mevcut değil mi? ya yani şöyle söyleyeyim. NH4Cl de yani amonyum klorür de zaten şu şekilde bir iyonlaşma mevcut değil mi? İyonik bağlı bileşik olduğundan kaynaklı. Şimdi dolayısıyla çözeltide arkadaşlar bizim sistemimiz şu NH4 ile NH3 tampon sistemi var benim elimde. Şimdi bu biliyorsunuz konjugi asit bas çiftiydi. Dolayısıyla konjüge asit de bu hidrojeni fazla olan asit oluyor. Bu da ne oluyor? Baz oluyor. Yani şu asit özelliği gösterecek, bu baz özelliği gösterecek. O zaman ben bu tampon çözeltinin üzerine bir miktar baz eklersem öncelikle şu NH4 asit özelliği gösterdiği için arkadaşlar NH4 artı gelen nelerle reaksiyona girecek? Çünkü asit özelliği gösterecek ya bazlarla reaksiyona girerek arkadaşlar şöyle amonyum hidroksiti oluşturacak. Yine şuradaki NH3 de baz özelliği gösterdiği için asit eklediğimde buradaki hidrojenleri kapacak ve arkadaşlar amonyum iyonuna dönüşecek. Ne oldu? Yine pH değişmemiş oldu. Tamam Evet arkadaşlar bir pekiştirme sorumuz var. Ee, tanecikler içeren karışımların hangileri tampon çözeltidir diyor. Ee, arkadaşlar tampon çözelti olabilmesi için bir zayıf aset ve bu zayıf asetin tuzu. Ya da bir zayıf baz ve bu bazın tuzlu olması gerekiyordu. Dolayısıyla şu dördüncü öncülü ben direkt elemek istiyorum. Neden? Çünkü burada hassel kuvvetli asit. İşte bu yüzden söylüyorum. Asitleri ve bazları mutlaka ve mutlaka tanımak zorundasınız. Eğer hala tanıyamadığınızı hissediyorsanız lütfen geçmiş videoları izleyin. Asit ve bazların kuvvetini anlatmıştım burada. Bu videoda detaylı bir şekilde. Ya da bir kenara yazın. Zaten dediğim gibi 4-5 taneyi geçmiyor arkadaşlar. Sorularda hep aynı maddeleri soruyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar 4. öncül gitti. Şimdi bakıyorum şu bir zayıf asit mi? Evet. Bu da zayıf asitin tuzu mu? Evet. O zaman bu bir tampon çözeltidir. Peki. NH3 bir zayıf baz mı? Evet. Bu da onun tuzu mu? Evet o zaman bu da bir tampon çözeltidir. Karbonik asit H2CO3 bir zayıf asit mi? Evet. Bu da onun tuzu mu arkadaşlar? Yani HCO3 eksi hani bu ne olmuş olabilir? Na HCO3 gibi mesela düşünün. Yani illa size tuzu, tuzu yazmak zorunda değil Amana tamam mı? O yüzden bir, bir kez daha söylüyorum. Na mesela CO3 tuzudur. E bu tuzda neler var? Na artılar bir de hco eksiler var ya onu yazmış anlatabildim ne demek istediğimi dolayısıyla bunu da alırım cevabım ne olur arkadaşlar Ceyhan olur tamam. Evet arkadaşlar yukarıda verilen çözeltiler aşağıdakilerin hangisindeki gibi eşleştirilirse tüm karışımlar tampon çözelti oluşturur diyor. Şimdi bunların hani tabiri caizse yağ bakacağız, arkadaşlarına bakacağız. Şimdi HCN zaten bir zayıf asit, değil mi? E o zaman bunun tabii ki şeyi kim olacak arkadaşlar? E, yağ veri diyeyim şöyle CN eksi olacak. Dolayısıyla bir boluya gider. E HV yine bir zayıf asit bakınız zayıf asitin tuzu şu şekilde. E 2 Adana'ya gider. Şu da HSSL O2 tabii ki nereye gidecektir? ClO-2 gidecektir. Dolayısıyla burada cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar tuzların bir de asit baz özelliğine değinelim. Şimdi e, ya şu tuz deyince hani sadece aklınıza NaCl getirenlerden misiniz? Yani amana yani tuz diyorum. Ha evet NaCl ya tamam NaCl bir tuz. Çok meşhur da bir tuz. Neden? Çünkü gündelik hayatta kullandığımız bir sofra tuzu biliyorsunuz. Ancak arkadaşlar sadece nacele değil tuzu oluşturmanın milyon tane yolu var. Yani asitle baz reaksiyona girer tuz oluşur. Asitle metal reaksiyona girer tuz oluşur. Ne bileyim karbonatlı bileşikler asitlerle reaksiyona girer tuz oluşur. Mesela bir metal ile bir ametal reaksiyona girer tuz oluşur. Anlatabildim mi? Yani tuz oluşturmanın bin bir türlü şekilleri vardır. Şimdi biraz bunlara değineceğiz. Şimdi şöyle yaklaştırayım. Evet, iyonik bir bileşik olan tuzun özelliği meydana geldiği asit ya da bazın kuvvetine bağlıdır. Bunu aslında biraz TYT'de de değinmiştik. Şimdi hatırlayacaksınız. Suda çözünen bir tuzun iyonlarından en az birinin suyla tepkimeye girip zayıf asit veya baz oluşturmasına biz hidroliz diyoruz arkadaşlar detaylandıracağım birazdan şurada bir aman dikkat var bir tuzun suyla hidroliz olabilmesi için yapısında zayıf asit anyonu veya zayıf bas katyonunun bulunması gereklidir aslında burada şunu söylemeye çalışıyor nötr tuzlar hidroliz olmaz demeye çalışıyor arkadaşlar tamam mı Şimdi arkadaşlar ben hemen şu sayfada size durumu özetlemek istiyorum. Özetledikten sonra tekrar kitaba döneriz. Şimdi arkadaşlar asit artı bas ne söylemiştik? Tuz artı su demiştik değil mi? Şimdi gençler eğer asitiniz kuvvetli ise yani kuvvetli asit ve şöyle zayıf bazdan oluşacak tuzunuz arkadaşlar kuvvetli asit girdiği için asidik tuz oluşur. Ve bu asidik tuz oluştuğu için tabii ki pH'ınız 7'den küçüktür. Peki neden küçüktür buna bakalım. Şimdi örnek veriyorum. Mesela kuvvetli asitim hassel olsun tamam mı? Zayıf bazımda NH3 olsun. Bu durumda arkadaşlar NH4Cl diye bir asidik tuzum oluştu değil mi? Şimdi bu asidik tuzlarda arkadaşlar bunu suyun içine atıyorsunuz tamam mı? Şu NH4 artı yeniden hidroliz oluyor. Bakınız şu bir daha söylüyorum. Bu çözeltinin içinde şu an NH4 artıyla sel eksi yok mu? Bu suda ya. Şimdi arkadaşlar burada NH4 dediğim gibi yeniden hidroliz oluyor şu şekilde ve bu bir denge tepkimesi tamam mı bu şekilde hidroliz oluyor ve arkadaşlar şurada buraya bir hidrojen geçiyor ve kendisi neye dönüşüyor NH3 artı suya arkadaşlar gördüğünüz gibi ne veriyor H3O artı veriyor o yüzden çözeltinin pH'ı 7'den küçük oluyor o zaman burada şöyle bir not söyleyelim bence evet notumuz şu olsun asidik tuzların katyonu asidik tuzların katyonu hidroliz olarak H3O artı iyonu oluşturur olsun. Şimdi bazlardan için konuşacağım. Evet arkadaşlar asit ve bazlardan tuz ve su oluştuğunu söylemiştik. Bu kez de şey olsun bazik tuz yapalım. Bazik tuz yapabilmem için de arkadaşlar tabii ki bir zayıf asit ile kuvvetli bazın reaksiyonu Sonuç ki bunu biliyorsunuz siz TYT'den. Burada da arkadaşlar ne demiştik biz? Bazik tuz demiştik. Şimdi hemen bir örneğini yazayım. Mesela zayıf asitim kim olsun? HCN olsun tamam mı? Kuvvetli bazım da işte NaOH olsun. Ve buradan tabii ki bir NaCN artı su oldu. Doğru mu? Kalem değiştireyim. Arkadaşlar NaCN tuzu tuzunda ne iyonları vardır? İyonik bağlı ya. Dolayısıyla Na artı iyonu vardır. Bir de Cn eksi iyonu vardır. Şimdi bazik tuzlarda da arkadaşlar bazik tuzlarda da anyon hidroliz olur. Bakınız asitik tuzlarda katyon hidroliz oluyordu ya. Bazik tuzlarda da kim hidroliz olacaktır? Anyon hidroliz olacaktır. Dolayısıyla şimdi e, CN eksiği ne yapıyorum? Hidroliz ediyorum. Şimdi bu CN eksi hidroliz olarak hani bazik ya ortam bazik ya bu kez de ne gönderecek çözeltiye OH'a -OH dönüşecek dolayısıyla OH'a dönüşebilmesi için buradan bir hidrojenin buraya geçmesi gerekiyor HCN -E -E artı tabii ki ne oldu arkadaşlar OH çözeltiye OH verdiği için de pH ne oldu? Tabii ki 7'den büyük oldu. Yani bazik tampon çözelti oldu. O zaman bu kez de şöyle bir not alalım isterseniz. Evet. Bazik tuzlarda da arkadaşlar anyon hidroliz olarak OH iyonuna dönüşür. O yüzden pH 7'den büyüktür. Ne öğrendik? Asidik tuz olabilmesi için bir kuvvetli asit ve zayıf bazın girmesi gerekiyor. Ve asidik tuzlarda arkadaşlar çözelti Katyon hidroliz oluyordu. Bazik tuz olabilmesi için de bir kuvvetli baz ve zayıf asit olması gerekiyor. Dolayısıyla bazik tuzlarda da kim hidroliz oluyor? Anyon hidroliz oluyor. Ve suya ne gönderiyor? OH iyonu gönderiyor ve pH 7'den ne oluyor? Büyük oluyor. Peki gelelim nötr tuzlara arkadaşlar. Şimdi nötr tuzlar için şöyle söyleyeyim. Hani asit artı baz ne dedik? Tuz artı su dedik değil mi? Şimdi eğer arkadaşlar asitiniz kuvvetli ise ve bazınız da kuvvetli ise işte tuzunuz ne olur arkadaşlar? Nötr tuz olur. Örnek verelim. Asitimiz hassel olsun. Kuvvetli bazımızda da na, NaOH olsun. En meşhur örnek sofra tuz örneğini veriyorum bu yüzden. NaCl artı su. Şimdi bu nötr değil mi? Burada hangi iyonlar var? Na artı sel eksi. Arkadaşlar bunun ikisi de iyonlaşmıyor. iyonlaşmıyor Yani ne olmuyor? Hidroliz olmuyor arkadaşlar. O zaman o yüzden tuzum nötr oluyor ve p ne oluyor arkadaşlar 7 oluyor. O zaman biz ne öğreneceğiz? Asidik tuzlar hidroliz olabilir, bazik tuzlar hidroliz olabilir ama nötr tuzlar hidroliz olmaz. Şimdi kitaba dönebiliriz. Evet arkadaşlar nötr tuzdan bahsetmiş, Bakınız söylemiştik şöyle, highlightımı ayarlayayım bari burada. Bakınız ne diyor? Kuvvetli bir asit ile kuvvetli bir bazın tepkimesi sonucunda oluşan tuz nötr tuzdur. Ve nötr tuzlar arkadaşlar su ile hidroliz olmaz. İşte bildiğiniz burada mesela KCl bir nötr tuz. Yani nereden anlıyorum? Şunu, şunu da anlayabilmeniz gerekiyor. Şu KCl var ya hangi asit ve bazdan oluşmuştur? Mesela HCl asiti ile KOH bazından değil mi? KCl tuzu oluşmuştur. E bu kuvvetli. E bu da kuvvetli. Dolayısıyla tuzum ne oldu arkadaşlar? Nötr tuz oldu. Bu durumda pH'im ne oldu arkadaşlarım? Tabii ki 7 oldu. Tamam. Evet bilgileri hatırlayalım lütfen. Asidik tuz kuvvetli asit ve bir zayıf bazdan oluşuyordu. Değil mi? Şu şekilde asidik tuzdur. Ve asidik tuzlarda kim iyonlaşıyordu arkadaşlar? Katyon iyonlaşıyordu. Bakınız bu bir asidik tuz değil mi? Mesela nereden anlıyorum? Ha şöyle yazmış zaten bakınız NH3 ile haselden oluşuyor. Bu kuvvetli asit bu zayıf bas değil mi? O zaman arkadaşlar asidik katyon ne oluyor? Hidroliz oluyor. Nötral olan anyon hidroliz olmuyor. Dolayısıyla arkadaşlar şu hidroliz oluyor. Bakınız az önce yazdığım tepkime suya ne gönderiyor? Hidronyum iyonu gönderiyor. Oluşan hidronyum iyonundan dolayı e, amonyum klorür tuzunun sulu çözeltisi asidik özellik gösteriyor. Evet geldik bazik tuzlara. Bazik tuzlarda da kuvvetli bir baz ile zayıf bir asitten oluşması gerekiyor. Mesela KF'nin bazik bir tuz olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü KOH ve HF'den oluşuyor. E, KOH kuvvetli baz, HF'de zayıf asit. Dolayısıyla ne oldu? bazik bir tuz oldu. Bazik tuzu da kim hidroliz oluyor dedik arkadaşlar, anyon hidroliz oluyor dedik. Dolayısıyla eksi olan evet hidroliz olacak. Dolayısıyla arkadaşlar suya OH verdiği için bu durumda da pH ne olacak? 7'nin yukarısına çıkacak. Dolayısıyla ortamınız bazik olacak. Ee, zayıf asit ve zayıf bazdan oluşan tuzun özelliği KA ve KB değerlerine bağlıdır diyor. Şöyle bunu da bilelim. Güzel bir not var arkadaşlar. Bakınız ne diyor? Bir kez daha söylüyorum. Zayıf asit ve zayıf bazdan oluşan tuzun özelliği tamam mı? KA ve KB değerlerine bağlı. Şimdi eğer KA KB'den büyük ise tuzun çözeltisi zaten asidik oluyor. Yani asitlik sabiti, bazlık sabitinden büyük ise. Ha, eğer eşit ise arkadaşlar nötr oluyor. Eğer bazlık sabiti büyük ise tuz çözeltisi ne oluyor? Bazik oluyor. O zaman demek ki bu tuz çözeltilerinde e, asidik ya da bazik olduğunu anlayabilmemiz için eğer Ka, Kb'ler verilirse biz buradan da demek ki anlayabiliyormuşuz arkadaşlar. Tamam mı? Evet arkadaşlar aşağıda verilen tuzları nötr, asidik veya bazik olarak sınıflandırınız diyor. Yani dediğim gibi işte yine aynı şeyi söylüyorum. Şu asitlerin ve bazıların gerçekten kuvvetli ya da zayıf olduğunu bilirseniz arkadaşlar hiçbir sıkıntı çekmezsiniz bu tür sorularda. Çünkü mesela ben NACN'ye bakar bakmaz şunu kendimde söyleyebiliyorum. Demek ki bu NACN'yi oluşturmak için NaOH ile HCN bir araya gelmiş değil mi? Bakınız şöyle NaCN oluşturmuş. E, NaOH dediğim şey kuvvetli baz. HCN dediğim şey de zayıf asit. O zaman arkadaşlar bu tuzum nedir benim? Kuvvetli baz ve zayıf asitten meydana geldiğine göre bazik tuzdur. Hatırlayalım. Bazik tuzlarda kim hidroliz oluyordu arkadaşlar? Anyon hidroliz oluyordu. Dolayısıyla şu CN ne olur? hidroliz olur. Evet şimdi tekrar dönüyorum. KNO3'e baktığında da arkadaşlar direkt şunu görmeniz gerekiyor. KNO3'te. Demek ki burada KOH ile HNO3 reaksiyona girmiş bir KNO3 oluşturmuş. KOH neydi? Kuvvetli bazdı. HNO3 neydi? Kuvvetli asitti. O zaman arkadaşlar bu tuz ne oldu? Nötr tuz oldu. Tamam. Evet arkadaşlar pekiştirme sorularıyla devam edelim. Bakınız 25 derecede hazırlanan K -H -S -S 4 tuzunun sulu çözeltisi ile ilgili olarak hangileri doğrudur diyor. Şimdi ve şurada bir paragraf, şey, parantez var. HCO4 eksi suya proton verir. Yani demek ki o zaman burada HCO4 eksi iyonlaşacak. O zaman şöyle söylemiştik. E, kimin anyonu hidroliz oluyordu? Bazik tuzların anyonu hidroliz oluyordu. O zaman K artı iyonu hidroliz olmaz. Doğru. Bazik e, tuz çözeltisi olacağına göre pH değeri de 7'den büyük olacak yü proton verir bilgisine göre arkadaşlar şu Bronslov'u denklemi de zaten ne oluyor? Doğru oluyor. Bu durumda cevabımız edirneye gider. Evet arkadaşlar bir sorumuz daha var. Bakınız bu kez e, asit ve bazların özelliklerini de söylemiş soru yazarı. HNO3 ve KOH'ın kuvvetli elektrolit olduğunu söylemiş. Yani ne demek istiyor burası? Kuvvetli asit Burası da demek ki kuvvetli baz bunları bilmemiz gerekiyor değil mi? Ama çok çirkin yazdım ya. Evet şu HNO3'ün kuvvetli asit olduğunu, KOH'ın da kuvvetli baz olduğunu bildiyor zayıf elektrolit diyor. O zaman no 3ten için zayıf baz, değil mi? C3COOH'dan için de arkadaşlar zayıf asit kavramlarını yazabilmemiz gerekiyor ya da yorumlayabilmemiz gerekiyor. Şimdi C3COOK tuzu çözündüğünde şu asetat iyonunun hidroliz olacağını söylüyor. Şimdi arkadaşlar şu tuz kimle kimden oluşmuştur? KOH ile C mi? ch 3 Buranın kuvvetlisi kim? KOH. O zaman bu tuz nasıl bir tuzdur? Bazik tuzdur. Bazik tuzun neresi hidroliz oluyor demiştik? Anyonu hidroliz oluyor demiştik. O zaman bir doğru. CH3COOH suda %100 iyonlaşma. Tabii ki çünkü zayıf asit. Zayıf asitler suda %100 iyonlaşmaz demiştik. Bu da doğru. HNO3 ile Amonyum nitrat karışımının sulu çözeltisi tampon çözeltidir. Arkadaşlar şu HNO3 kuvvetli asit değil miydi? Kuvvetli asitlerin tampon çözeltisi olmaz. Olmaz. Zayıfların olur. Tamam. NH3 ile HNO3'ün sulu çözeltileri karıştırılırsa nötrleşme tepkimesi gerçekleşmez diyor. Hayır. Mis gibi de yön nötrleşme tepkimesi gerçekleşir. Ne zaman gerçekleşmiyordu? Hatırlayın TYT'de de söylemiştik. Eğer NH3 ve mesela HNO3'ü gaz olarak alırsanız değil mi? O zaman su çıkışı olmadığı için nötrleşme değil demiştik ama sulu çözeltileri diye belirttiği için arkadaşlar bu öncülde almıyoruz. Cevabımız Adana'ya gider. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde bu kadardı. Ee, kuvvetli asit ve e, kuvvetli bazları gördük. Ee, daha sonra da neyi gördük? Tampon çözeltileri gördük ve biraz da tuzların özelliğine baktık arkadaşlar. Şimdi diğer dersimizde artık e, titrasyona geçeceğiz ve titrasyon sorularına geçeceğiz arkadaşlar. O yüzden videoları takip edin. Numaralandırma yaparken Özellikle numara veriyorum yani işte asit baz dengesi 1 işte pardon sulu çözeltilerde denge 1 sulu çözeltilerde denge 2 sulu çözeltilerde denge 3. Arkadaşlar bu sırayı takip ederek hani e, bir izlerseniz hani o zaman kafa karışıklığı olmaz e, çünkü bazen e, videoyu kaçırdım ya da videoyu bulamadım diyen arkadaşlarım oluyor sayıları takip ederseniz zaten. Bence her şey yoluna girecektir. Yine bir probleminiz olduğunda lütfen arayın. Gerekirse ben size link gönderirim. Bulamadığınız bir video olursa şimdiden sizi öpüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.